Hayatla gezinti programı olarak gerçekten bu tabloyu çok çok özlemiştik. Şu anda görmüş olduğunuz gibi sırtımız sağlam. Dünya Yörükler Derneği Başkanı Sayın Mevlüt Koç ve çok kıymetli Yörük Bey'imize ve çok kıymetli Türkiye'den tarafından gelen misafirlere çok çok teşekkür ediyoruz. İşte bir yıldı sevgili izleyenler bu tabloyu özlemiştik. Tabii herkes kurallara uyuyor ama şu anda bizler çekimlerimizden dolayı maskelerimizi çıkardık. Zaten sağ olsun buraya gelen ekiplerimiz ateşi ve tabii ki hijyenik kurallara da uyar bir şekilde buraya geldiler. Ama öncelikle sevgili izleyenler şöyle bir gelelim. Programın startını verelim. Şu anda karşımda kimi görüyorum? Minik bir Yörük kardeşimizi görüyoruz. Merhabalar. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Sağ ol, heyecan var mı? Evet. Heyecan olmaz mı? Bakın sevgili izleyenler şöyle bir Fatih kardeşim gösterisi, yörük çizmesi, yörük kıyafeti ve gerçekten de Mevlüt Koç Başkanımızın da aşısı kıymetli evladına nasıl geçtiğini görmüş oluyoruz. Bugün korona aşısı gider ama yörük aşısı gitmez değil mi? Evet. Aşı sağlam mı? Evet. Anlat, bugün nasıl bir heyecan var, nasıl bir program olacak? Öncelikle babanla ve bu kıymetli yörük abilerini başkanlarla gurur duyuyor musun? Gurur duyuyorum. Uzun zamandır hiç beraber olamıyorduk. Şölenlerimiz de kapanmıştı zaten. Biz de böyle bir program yapalım dedik. Evet. Beraber olalım dedik. Yani böyle şu an mutluyum. Abilerim, ablalarımla birlikteyiz, beraberiz. Ne güzel. Peki tuttu mu aşı? Tuttu. Kültürle ilgili ne biliyorsun, ne öğrendin? Kıymetli babandan gittin, yörük toylarından neler gördün? Mesela Zeybek, Harmandalı. Evet. Şu anda onları oynayabiliyorum. Evet. Ondan sonra atalarımın eskiden ne yaptıklarını çok öğrendim. Ondan sonra yörüklüğümüzü nasıl ilerletebiliriz onları öğrendim. Bir aşılı mı? Gerçekten. Yani aşılı tuttuğunda sevgili izleyenler görüyoruz. İşte böyle ya. Bir şeyi almazsan, bir şeyi aşılamazsan bunlar olur mu? Ya hayır, olmaz. Olmaz. Peki bundan sonra hedefin ne olacak inşallah? Bu güzel kültürümüzle ilgili senin mücadele nasıl olacak? Bundan sonra 18 yaşıma girdiğimde derneği ben alacağım babamdan. Sonra yörüklüğü daha da ilerleteceğim. Korkut gitti, evet. Yörüklüğümüzü daha da çok ilerleteceğim. Evet. Daha güzel projeler yapacağım. Evet. Böyle herkese birlik ve beraberlik sağlayacağım. Ne güzel. Peki şimdi alt kata indiğin zaman tabii şehir hayatı gibi hayat. Evet. Yukarı çıkınca ne yapıyorsun? Evimizde şu anda güzel bir çadır var. Evet. Yörük hayatı yaşıyorsun. Evet. Nasıl bir fark var arada? Buraya çıkınca doğaya çıkmış gibi oluyorum. Böyle eski eskilere gelmiş gibi oluyorum. Ne güzel. Aşağıya indiğimizde ise aynı şehirde. Kötü kokular falan. Her şey var. Değil mi? Burada mutlusun. Evet. Bugün tablo nasıl tablo? Burada çok güzel bir tablo var. Hareketli bir tablo var değil mi? Fotoğraf karesi yok burada. Evet. Teşekkür ederiz. Geldiniz. Sağ olun. Aşı tuttuğunu görüyoruz. Gençler aşılandığını görüyoruz. Evet. Değerli başkanın ve annesinin ve kimine katkısı varsa teşekkür ediyoruz. Amacımız da bu değil mi zaten? Evet, aynen öyle. Yeni nesillere bu kültürümüzü yaşatmak, öğretmek, bilgi sahibi yapmak. Evet. Öncelikle nereden geliyoruz? Sizleri bir yakından tanıyalım. Bizler sizi tanıyoruz ama camiye tanısın. Ben Buca'dayım. Evet. Buca'dan geliyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sizin. Anlatın. Mevlüt Başkan, Yörük Bey'imiz sizlerle beraber güzel bir program startını aldı. Ve gerçekten de böyle güzel bir evin üstünde de böyle bir çadırın olması harika ve bu güzel birlik ve beraberlik olması çok çok, çok önemli. Çok güzel ve harika bir olay. Özledik mi? Yani bir yılda biz ne öğrendik? Pandemi bize ne öğretti? Bu tablo önemliydi. Öncülük yaptılar sağ olsunlar Mevlüt Başkan ve kıymetli Yörük Bey'imiz.
Anlatın. Evet öyle. Biz aşağı yukarı bir senedir görüşmüyorduk. Ne yapıyordunuz bir senedir? Bir senedir herkes kendi sadece telefonlarla yemek yapıyordunuz. Görüntülü olarak görüşüyorduk Mehmet Başkanlarla. Yani bir kere ziyaretine geldim. Kaza geçirmişti, bir ayağında problem olduydu. Ondan geldik evine, ziyaret ettik. Bir daha artık çıkamıyoruz dışarı, biliyorsunuz böyle. İyi ki oldu mu? İyi ki böyle program başladı evet, mı? Evet, iyi ki oldu. Ben çok mutlu oldum. Değil mi? Ve sevindim. Gerçekten. Örnek olsun mu inşallah? İnşallah. Diğer bizim Yörük Ak kardeşlerimize, onlar da inşallah güzel bir örnek olacak. Az olsun, öz olsun ama bu kültür için bir yere girelim. Evet, aynen öyle, katılıyorum. Teşekkür ederiz. Siz de sağ olun. Bugün de inşallah güzel bir kültürümüz yaşayacak. Yemekler bahane. Evet. Kültür yaşayacağız. Evet. Bol bol amacımız o. Amacımız o. Nereden geliyoruz? İzmir'den, Buca'dan geliyoruz. Evet, bir anlatın. Bugün güzel bir tablo var. Bu tabloyu özlemiştik. Bir yıldır hep bunu vurguluyorduk. Az olsun, öz olsun bir araya gelinmesi lazımdı. Biraz uyuyordu bu güzel camiamız. Ama çok şükür bugün uyanmaya başladık. Yörük Başkan, Mehmet Başkanımız ve değerli Yörük Bey'ini sizleri tebrik ediyoruz. Demek ki bu tablo oluşabiliyormuş, değil mi? Teşekkür ederim. Şu an duman tutuyor. Bayrağımız dalgalanıyor. Evet. Kültürümüz için bir aradayız. Çok herkes şükür. Şu anda hazır. Heyecanlısın? Heyecanlıyız. Anlatın, tabii ki. Nasıl çok böyle güzel bir bir topluluk. Mevlüt Başkan'a çok teşekkür ediyoruz. Bu derneği kurduğu, bizi de davet etti. Hep beraberiz inşallah. Çok güzel kültürümüzü yaşatmak için elimizden geleni de yapıyoruz. Nedir? Derdimiz ne? Amacımız ne? Derdimiz, biz bu kültür için niye bu kadar uğraşıyoruz? Birliği ve beraberliği. Evet. Türkiye'nin birliği ve beraberliği. Tek derdimiz vatan. Değil mi? Peki pandemi bize ne öğretti pandemi? Ayrılıkta çok zor, hastalıkta birbirimize sahip olamadık, gidemedik, gelemedik, sarılmayı özledik, birlikte olmayı, birlikte çadırımızda çay içmeyi, kahve içmeyi, kestane pişirmeyi özledik. Eyvah, yandık vallahi, çıkma sıdırdan vallahi, bir yıl kalırsın, bir yıl çay içersin vallahi. İnşallah. Getirin çayı diye, değil mi? Evet, teşekkür ederim. Ama bugün tablomuz güzel, heyecanlandınız mı, duygulandınız mı? Gerçekten heyecanlandık. Birlik ve beraberliğimizin hep böyle sürmesini istiyoruz. Aradıkları zaman, böyle bir programımız var dedikleri zaman hemen böyle koşu koşu mu geldiniz? Tabii ki. Ne yaptınız? Tabii ki koşu. Ama yemek kalmış galiba tencerenin üstünde. Yok, ocağın üstünde yemek kalmış. Yok. Öyle bir heyecan değil mi? Evet. Teşekkür ediyoruz. Nereden geliyoruz? Sesleri tanıyalım. Buca'da oturuyorum. Buca'dan geliyorum. Buca bugün renklendi. Evet. Evet. Bugün gerçekten Buca'da çok güzel bir, keyifli bir gün geçiriyoruz. Gerçi Mehmet Başkan'la olmak her zaman bize keyif vermiştir. Bize şehir hayatında, apartmanların içinde böyle bir kültürü yaşatması çok büyük bir katkı sağladı bizlere. Ona çok çok teşekkür ediyoruz. Bunu da inşallah daha güzel etkinliklerle, daha güzel programlarla hep birlikte kendilerine de destek olarak yaşatmak istiyoruz. Heyecanlandınız mı? Yani bir araya gelme olayı oldu. Çünkü bizim ne zaman bir yere geleceğiz belli olmuyor. Bu hastalık maalesef uzun süre kalacak gibi görülüyor. Ama bu tür programlarda demek ki olabiliyormuş. Az olsun, öz olsun ama birlik ve beraberlik hep biz de beraber olsun. Evet, evet, akrabalarımızla birlikte olmak burada bize çok gerçekten güzel bir onur verdi. Bu
her zaman olsun istiyoruz inşallah. Heyecanlandınız mı? Çok heyecanlandım. Tabii uzun zamandır pek fazla gidip gelemiyoruz. Hatta bir yıldır buraya gelemiyorduk. Onun özlemi vardı. Duyunca 2-3 gündür heyecan içindeyiz. Biz bugün duymadık. 2-3 gündür bunun heyecanı içinde. Gün gelse de sabaha kadar uyku uyumadım. Değil mi? Fatih şöyle bana bir gösterse bakın. Ben de sevgilize bir yıldır paslanmıştım. Pasımı sile sile bir hal oldum. Yavaş yavaş pasımı atıyorum değil mi? Evet. Evet. İnşallah bu daha güzel günlerde tekrar sizleri de aramızda görüşürüz. Maraton hazırız yani. Heyecanı hazırız kesinlikle, inşallah. Kesinlikle. Teşekkür inşallah. Ediyorum. Gerçekten ben de bugün çok heyecanlandım. Bu güzel ortamı çok özledik. Gerçekten bu kültür için herkes katkı koymaya çalışıyor ama işte tablo bu. Biz hep söylüyoruz. Para, pul, her şey biter ama bu güzel eserler, bu güzel dostluklar hep ebediyen yaşar. Evet, bakidir. O yüzden kim bu dumanı tutmasında fayda sağlıyorsa, herkesin katkısı kimlerin varsa Evet. Çok teşekkür ediyorum ben Ülkü Hanım'a, Mevlüt Başkanım'a ve bütün Yörük Beylerimize, akrabalarımıza hepsine çok teşekkür ediyorum. Başta sizlere de teşekkür ediyorum. Bugün herkes çok mutlu. Bu tabloyu özlemişiz. Evet. Bir yılın bir hasreti var. Öncelikle bu güzel kıyafetleri her zaman giyemiyorduk. Şimdi giyiyoruz. Heyecan nasıl? Evet. Havanız yerinde. Yerinde. Evet. Havanız yerinde. Yok. Rüzgar bile havanız iyi. Havanızla beraber eşlik ediyor valla. Evet. Yörük havası. Yörük havası. Siz tanıyalım. Nereden geliyoruz? Ben Kemalpaşa'dan geliyoruz. Hoş bulduk. Evet. Evet. Yörükler diyarından. Yörükler diyarından geliyoruz. Semra Güney. Evet. Heyecan. Ne heyecan. Üç gündür gelmek için şey yapıyoruz. Uyumamışız. Kıyafetlerimizi hazırlamışız. Ütüledin. Bir bayram gibi değil mi? Aynen. Hani sen derler ya bayramda kıyafetleri başımıza koyardık. Aynen. İşte o sabaha beklenirdi. Şimdi öyle mi oldu? Evet öyle oldu. Demek ki ne olması lazımmış ki bir araya gelinmesi lazımmış değil mi? Bir kıvılcım lazımmış değil mi? Kıvılcım. Pandemi bir bahane. Tamam bahane. Hastalık var ama biz bir arada gelebiliyormuşuz demek ki. İstedikten sonra gelebiliyormuşuz demek ki. Mutluyuz, çok mutluyuz evet. En azından kurallara uyuyoruz, mesafemizi koruyoruz. En azından bu kültür için bir araya geliyoruz. Derdimiz ne? Derdimiz gene birleşmek hep. İnşallah bu şey geçer. Derdimiz tekrardan birleşiriz. Eskiden böyle yörük toyları varken böyle ya bey valla her hafta yörük toyu var yoruluyorum diyordunuz ama şimdi bir toy var dedikleri zaman nasıl gidersiniz? Koştura koştura. Bize ne kattı bu hastalık evet, diyelim? Evet size de aynen. Dostluğun, akrabalığın, büyüklerimizin kıymetini, atalarımızın önemini ve gerçekten kıymetini bildik. Olmayı özlemişiz. Özlemişiz. Evet özlemin ne olduğunu öğrendik.
Anlatın heyecanı. Dua edin, şu anda pandemi var, fazla yanaşamıyorum. Yoksa ben şu anda sizi bayağı bir terletirdim. Teşekkür ederim. Evet, doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Hoş geldin, sizden iyi oldun. Ben Kemalpaşa'dan geliyorum. Yörük şehrinden. Yörükler diyarından geliyoruz. Evet. Anlatın, nasıl bir heyecan var, nasıl mutluluk var? Bakıyorum heyecandan valla ağzınız kulaklarınıza gelmiş. Fazla konuşamıyoruz yani. Nasıl böyle bir program var dedikleri zaman, sizi aradıkları zaman heyecanlandınız mı? Evet, heyecanlandım tabii ki. Biz Yörük Başkanım, Mevlüt Başkanım çok sağ olsun, çok iyi yaptı. Hep canlı yayın hazırlıyordu değil mi? Mevlüt Başkan'ın bir özelliği var. Evet. Kendi kendine canlı yayın yapıyordu. Şimdi o canlı yayını size kattı. Evet, doğru söyledin. Evet, ortam şenlendi. Teşekkürler açtı. Teşekkür ederim. Birleştik. Her evimiz bir araya geldik. Çok güzel oldu. Nasıl bir heyecan var? Öncelikle Mevlüt Başkanımızı, Yörük Bey'imizi ve bu programa kimlerin katkısı varsa sizlere teşekkür ediyoruz. Bugün bir yılın bir hasreti var. Bu hastalık bizi birbirimizden uzaklaştırmıştı. Bir araya gelemiyorduk, kaynaşamıyorduk. Hep uzaktık. Mesafeler vardı aramızda. Oturduk evimizde. Herkes böyle ne olacağını bekliyordu ama bugün güzel bir kıvılcım oluştu. Bu kıvılcımla ilgili neler söylemek istersiniz? Bugün duman tutuyor. Bayraklarımız dalgalanıyor şu anda görmüş olduğunuz gibi ayıldız bayrağımız. Ve Yörüklerin de heyecanı ve Türkiye'nin de heyecanı burada. Aynen. Bu kıvılcım zaten her zaman vardı bizim içimizde. Bizim heyecanımız ilk önce sadece burada olmak değil, böyle bir kültüre sahip olup böyle bir kültürü yaşatmanın bir parçası olmaktan dolayı çok mutlu ve gururluyuz ve heyecanlıyız. Biz bu kültürü annelerimizden öğrendik. Annelerimiz bize anlattı. Onların da anneleri anlattı. Ve bu şekilde yaşatmaya devam etmeye çalışıyoruz. Benim annem Osmanlı döneminden gelen kültürü anlatıyor. Düşün, o kadar köklü bir kültüre sahibiz ki aslında. Ve yaşatmaya çalışıyorlar. Bu kültüre sahip olan insanlar hala bunu yaşatmaya çalışıyorlar. Biz çocukken annem işte bizler yürüyüz. Yörük ne demek? Onları anlattı. Toylarda bulunduk. Kullanılan araç gereçleri köylere götürdü. Köylerde tanıtımlarını yaptı. Ben de çocuklarım olunca, kızlarım olunca ilk işim büyüdüklerinde bu kültürü anlatmak oldu. Bilirsiniz, bazı işletmeler vardır, kahvaltı salonları vardır. İlk işim onları oraya götürerek işte köşelerde sergilenen Yörük kültürlerini tanıttım. İşte kullanılan araç gereçler, giydikleri kıyafetler. Onlar da heyecanla merakla, aa bunlar ne, bunlar ne? Biz o kültürü anlattık. Hala da anlatmaya devam ediyoruz. Toylara götürüyoruz, çocuklarımızı yaşatmaya devam ediyoruz. Amacımız bu kültürü, köklü kültürü ve çok güzel bir kültürü tüm insanlığa da anlatmak. Çünkü bilirsiniz ki Yörükler aynı zamanda en insancıl gruplardan biridir. Bunun nedeni ise genlerden gelen bir şey var. Biz şimdi işimiz gereği işte anne karnı, bebeklik dönemi davranışları da çok önemli deriz ama genler de çok önemli. Bizim genlerimizde ne var? Bizim genlerimizde gezmek var, özgürlük var. Bu özgürlüğünden dolayısıyla çok kişiyle karşılaştığı için Yörükler çok çabuk insan ilişkileri gelişmiş. Çok çabuk kaynaşabiliyorlar. Çok daha pozitifler, çok daha olumlar. Bir Yörük köyüne gittiğinizde sizi nasıl karşılarlar? Ve oralarda hiç dedikodu yoktur, kavga gürültü yoktur. İşte bu genlerden gelen bir özelliktir. İşte biz de böyle bir kültüre sahip olduğumuz için çok mutluyuz. İnşallah da bunu yaşatmaya her zaman devam. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok çok dolu dolu. Bir hanımefendi akışalım mı? Gerçekten çok güzel açıklamalar yaptı. Yani aslında ben bunları istiyorum. Yani
bizim burada kuru kuru bir araya gelmemizi, işte bunları anlatmamız lazım. Bakın belki çok kişi belki sohbette kulak misafir olmamıştır ama izledikleri zaman alacak. İşte bizim derdimiz öncelikle bu kültürün yaşaması için mücadele vermemiz lazım. O kültürü yaşatmamız lazım ve bu topluluk çok kıymetli. Gerçekten işte bu topluluk ne yapıyor? Eser bırakıyor aslında. Aynen, aynen. Ve şunu da söyleyeyim size. Yolda geçtiğinizde 3 kişiye sorarsanız benim anneannem de Yörükmüş, benim dedem Yörükmüş, benim atalarım Yörükmüş. Aslında çok fazla sayımız var. Çok fazla birlikte olabilirsek çok şeyler de başarabiliriz inşallah. Teşekkür ediyoruz. Bugün ne oluyor? Dumanımız tutuyor inşallah. Birlik ve beraberlik var. Kültürümüz yaşayacak. Kıymetli misafirleri bekletiyorum ama biz hepsi hakkını helal etsin. En azından burada biz güzel güzel röportajımızı çıkaralım. İçeride sazımızla, türkümüzle, kültürümüze daha rahat bir program çıkarırız. İnşallah bu güzel programımızda hayırlara vesile i̇nşallah. Olsun diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Kıvıldım tuttu Yörük Bey'imize. Başkanım ne yapıyoruz? Evet, teşekkür ediyoruz. Özellikle başkanımıza ve sizlere emeğinizden dolayı teşekkür ederiz. Sağ olun. Kim biçimi çakıyorsa hepsinden Allah razı olsun diyoruz. Övgü yapmıyoruz. Hep söylüyoruz. Para, pul hepsi biter ama kültür için yapılan eserler bana göre ebediyen ve kalıcı olarak geçecek. Bizler bugün varız, yarın olmayacağız ama bu yaptığımız çekimler, bu yaptığımız röportajlar mutlaka ki kültür için gençlerimize örnek olacak inşallah diyorum. Siz bir anlatın. Öncelikle kafa kafaya nasıl verdiniz Mevlüt Başkan'la beraber? Bu güzel Kıvılcım bir örnek oldu ve tebrik ediyorum. İlk ve öncü oldunuz. Güzel de bir heyecan var. Mesajları dinlediniz. Duygulandınız mı? Ve bu güzel ortamdaki neler söylediniz? Duygulanmak ne demek yani? Ben Ispartalıyım. Evet. Hemşehriniz Fatih şu an karşımızda kameraman kardeşimiz. Kamerası anlatsın şöyle bir. Teşekkür ediyoruz. Selam gönderin buradan herkese. Buradan bütün Yörük akrabalarıma çok çok selamlar, saygılarımı sunuyorum. Bu kültürü yaşatmamız için burada Dünya Yörükler Derneğimiz Mevlüt Başkan Koçumuzla beraber bir karar aldık. Dedik bir bu kültürümüzü bir canlandıralım. Ve sizlerle irtibatta geçtik ve dedik bu canlandıralım. Bir isim akrabalarla bir yere gelelim. Bu kültürü bir yaşatalım diyerek bu kararı aldık. Sağ olun, Allah razı olsun, akrabalardan geldiler, saydılar, sevdiler, geldiler. Sizler de hoş geldiniz. Hoş akrabalarım da hoş geldi. Hepiniz işte böyle bir özlemimizi giderelim dedik. Böyle bir ilk belki dünyada tek olan bir örnek Yörük çadırımız. Evet, beşinci katta. Adı gibi yani. Yakışmış yani. Onun için, aynen öyle. Onun için böyle bir düzeni kurmuş bulunduk. Allah razı olsun herkesten. Bu özlemimiz de çok İyi oldu böyle birlik beraberlik içerisinde. Allah birliğimizi, dirliğimizi daim etsin. Allah bütün İslam alemine sağlıklar, huzurlar versin. Amin. Yani burada şu var değil mi aslında? İyi ki hayatımızda bahaneler var. Aynen. İyi ki o bahaneler bizi bir araya getiriyor. Aynen. İyi ki kültürlerimiz var. Aslında şunu söyleyebiliriz değil mi kıymetli izleyicilerimize? Bizler en kolayını yapıyoruz. Bu kültür için bir araya geliyoruz ama atalarımız, büyüklerimiz ne zorluklarla bu ülkeyi aldılar, ne zorluklarla bu kültür için mücadele ettiler ve onların gördüğü koşullarla bizim gördüğümüz koşullar aynı olmuyor. Biz temsili bunu yaşıyoruz ama o atalarımız, büyüklerimiz
zorluklarla o mücadeleyi verdi. En kolayını bizler yapıyoruz. Lütfen bu kültüre en kolayını yaptığımız gibi sahip çıkalım ve bunu laf olsun diye değil, evet, tam anlamıyla layıkıyla yaşayalım ve bu kültürü de nesilden nesile de aktaralım. İnşallah. Bu bizim inşallah aslında normal, asli görevimiz bu. Yani. Aynen, aynen, bizim aynen. İnşallah, inşallah, inşallah. Birlik beraberlik içerisinde yürütmemiz lazım. Gençlerimizi, küçüklerimizi yetiştirmemiz lazım. Aynen. Bizlerden onlara bir eser kalsın. Onlar da uşaklarını eser kalaraktan böyle bir canlandıralım. Genişletelim. Değil mi? Aynen. Teşekkür ediyoruz. Biz de programımız hayırlı olsun inşallah. Allah, bugün Allah çok güzel şeyler olsun. Olacak değil mi? Neler olacak inşallah. Sazımız olacak, böreğimiz olacak burada. Genç ozanlarımız var. Ozanımız var. Allah razı olsun. Var. Kayserimizden çıktı geldi. Bizi kırmadı sağ olsun. Böyle bir neşeli şekilde bir bu düzenimizi canlandıracağız. Bu şekilde bitireceğiz. Duygulandınız mı? Çok, çok. Teşekkür ediyoruz. Sizin de bu güzel programda emeğinize, yüreğinize sağlık diyoruz inşallah. Sağ olun. Bu güzel Allah yapmış olduğunuz hayırları kabul etsin inşallah. Amin diyoruz. İnşallah. Amin, amin. Sağ olun. Allah razı olsun. Zengin demek ya. Ne demek ona bak. Oh. Ya altından üstün. Allah altından Allah. Üstün. Ne demek yani? Burada böyle bir düzeni burada canlandırmak çok iyi bir şey. Kayseri'den gelen değerli genç ozanımıza teşekkür ediyoruz. Hakikaten yaşı genç ama yaptığı işler büyük deniyor. Ben de ilk defa göreceğim bakalım tabii neler yapacak. Benim bir yıllık kulağım pası çok kötü. Şu an duyamıyorum. Tamam abi. Bakalım seni duymaya başlayacağız inşallah. Tabii inşallah abi. Ben Kayseri Pınarbaşı ilçesinden Halil Daylak. Hoş bulduk. Türkiye'nin en genç halk ozanıyım. Kültür Bakanlığı'na kayıtlı. Ne güzel. Bu şekilde Yörük Beyleri'yle, Avşar Beyleri'yle programlarımıza devam ediyoruz abi. Kültürün olduğu her yerde varız. Tabii ki yaşım 19, benim yaşımdakiler topla ilgileniyor, bilgisayar oyunu falan derken biz de Allah'a şükürler olsun, Rabbim bize bunu nasip etmiş. Verdiğine şükür binlerce kez. Biz de kültür için hizmet ediyoruz. Abi ben burayı görünce duygulandım. İşte bizim aşıklık, ozanlık geleneğinde de doğaçlama bir şey var. Ben burada doğaçlama bir ya, şiir okumak istiyorum. İstiyor muyuz? Fakat ama alkış olmazsa olmaz. Ama az bu. Vallahi az abi. Ben yapayım. Bak heyecanlı. Yani daha önce hazırlık yapılmamış. Tabii ki doğaçlama olarak kusurumuz olursa da şimdiden affola inşallah. Başlayalım abi. Dinlen dostlar, gerek var mı kaslara? Gene bir araya geldi yörükler. Hasret kalmış idik kadim dostlara, gene bir araya geldi yörükler. Ama her kıtada alkış isterim, öyle boş boş okutturmayın bana. Gönülden seviyorum vallaha sizi, Mesut Başkan yalnız koymuyor bizi. Korona illeti ayırdı bizi, gene bak gene birleşti bizim yörükler. Çalın abi alkışlarınızı, her kıtada istedim ama. Mevlüt Başkan çadır kurmuş şurada, Yörük dedem kültür için sırada. Murat abim çekim yapar burada, gene bir araya geldi yörükler. Ta tarihten önce de bak varız biz, Erciyes'te Toroslar'da karız biz. Şükür olsun beraberiz, biriz biz, gene bir araya geldi yörükler. Ahmet abim dert söyleyip sızlama, Halil Daylak çok söyleyip sazlama. Bak sacın üstünde pişer bazlama. Gene bir araya geldi yörükler. Selamlar, saygılar abi. Vallahi helal olsun. Gerçekten işte doğaçlama, ozanlığın özeli ve genç yaşlı da gerçekten
Seni tebrik ediyorum ya. Vallahi senin gibi güzel gençlerimiz inşallah bizi izleyen tüm izleyicilerimize örnek olsun. Evet. Doğaçlama örneğini ve ozanlığı da hak ettiğini gördük. Evet. Kayseri'den boş gelmemişsin, dolu gelmişsin. Tebrik ediyorum seni. Senin bu güzel sözlerine ben bol bol klip yapacağım. Senin Fatih çekti görüntüleri. Evet. Üzerine vereceğiz. Klip yapacağız sana inşallah. Teşekkür ederim abim. İşiniz rast gelsin. Allah razı olsun. Abi. Az da olsa bir yere gelebildik. Ya geliyorsa yörüklerden gelsin, avşarlardan gelsin abi. Hepimize bulaşacak bu hastalıkla birken beraberken gelsin. Değil öyle değil. En güzel aşı, en güzel aşı. Yani yörük aşısı abi, tabii ki ya. Birlik beraberliğin aşısı abi ya. Bundan insan ölür mü be? Eyvallah. Herkese girmez değil mi? Tabii tabii abi. Olanları da çıkmaz. Tabii tabii teşekkür abi. Geldik diyor musunuz? Bakın genç ozanlarımız, değerli hanımefendilerimiz, değerli başkanlarımız, kıymetli misafirlerimize beraber şu güzel dar alanda bile çok güzel bir heyecan var. Çok güzel bir ortam var. İnsan isteyince bile küçük bir ortamdan bile çok güzel işler çıkarabiliyor. Azız özüz ama çok da güzel bir şekilde canlıyız, heyecanlıyız. Evet Murat'ım. Sizi tanıyalım. Ben burada 500 metrelerde oturuyorum. Mevlüt Başkanım ünleyi verdi, geldim. Allah razı olsun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl bir heyecan? Gençlerimizi görüyorsunuz. Misafirlerimiz konuşmalarını dinlediniz. Nasıl duygulandınız? Ya biz yörükler genelde doğal yaşarız. Özgür yaşarız. Bu şeyleri çok özledik. Rabbim inşallah önümüzde açılır. Hep beraber yine bir araya geliriz. Derdimizle niye bir araya geliyoruz? Birbirimizi aşılamaya, akrabaları, dostları görmeye. Mesela Yaşar dedem gelmiş Isparta'dan. Daha önce dedemle telefonda görüşüyorduk ama Allah'ın yüz yüze geldik burada. O hasreti giderdik. Değil mi? Değil mi? Sağ olsun Mevlüt'e, Yaşar dedeme. Allah razı olsunlar ya. Değil mi? İstenci demek ki olabiliyorlarmış. Önce oldukları için kendilerini tebrik ediyoruz. Örnek olsun diyoruz inşallah. Dumanımız şu an tutuyor. Dumanımız tutuyor. İnşallah bunların devamını her yerde bekliyoruz. Değil mi? Dünya Yörükler Derneği'ne de dünyada ilk olan yörük çadırı da evin üstünde de herkese, evet, nasip olmaz değil mi? Demek o ki da bir dünya ünlü yörüklerden ne yakışırmış. Demek ki yapılınca her yerde yapılıyor değil bu. Mi? Her yerde yaşanıyor bu doğal. Yine önce oldular. Evet. Teşekkür ederim. Sağ olsunlar, var olsunlar. Sağ olun. Mevlüt Başkanım ve Yaşar dedeme çok çok teşekkür ederim bu programı hazırladığı için, böyle bir yayın yaptırdığı için. Ve artık Kayseri'den gelen misafir Ozan kardeşimiz ve Mesut Başkanım'a saygı selamlarım. Aydın'dan gelen değerli abimiz. Bunlardan hepsine ve diğer arkadaşlarım hepsine çok çok teşekkür ederim. Allah razı olsun, hepinize hoş geldin diyorum. Gerçekten böyle bir kültürü bize yaşattığı için çok minnettarım. Allah bir diğer bin kere razı olsun. Yani söylenecek böyle bir söz yok ki, nasıl söyleyeyim bilmiyorum. Ya şu var değil mi? Aslında bizim tuvalete gittiğimiz zaman ne yapıyoruz? İz bırakmasını bekliyoruz değil mi? Ya iz kalsın. Bugün izimiz ne var, izimiz? En çok dikkat çeken iz oldu?
Gençlerimiz. Gençlerimiz. Kıymetli onlara, genç evet, onlara bir bakmamız, onları yani tahrik etmemiz, onları bu yola çekmemiz, onları bu yolda yürütmemiz önemli. Tanıtmamız önemli, yaşatmamız önemli her şeyden önce. Bugün ufacık bir çocuğa soruyoruz, ya yürüyüz biz diyoruz. Yürük diyor kim? Ya. Onu su değil. Onu bilmiyor. Onu su değil. Yani bunları yani tanıtmak, bunları öğretmek, bunları göstermek genel olarak, kültürel olarak güzel bir yaşam istiyorum ben bu gençlerimizden de. Yani giydiğimiz kıyafetin anlamını, anlamını kültürün ne? Anlamını mutlaka iyi bilmemiz gerekiyor ki mutlaka, anlatmamız mutlaka. Lazım. Evet. Nereden geleceğini bileceksin nereden ki nereye gideceğini şaşırmayacaksın. Mutlaka, o yüzden mutlaka, mutlaka. Şaşırmamamız için de böyle güzel kıymetli yani, isimler de. Evet değerlendirme ve etkin et, mutlaka var. Onlar gelecekler. Değil mi? Gelecekler. Bugün bizim sorumuzu geliyor. Sürecekler onlar. Rüzgar nasıl geliyor? Heh. Bizden yürük sonraki gelecek yörük rüzgarı. Yörük numara. Yörük bacası. Sönmez ve dumanı kesilmez. Değil mi? Mümkün değil. Öyle bir şeyimiz yok yani. Çok şükür Allah'tan hepsinden razı olsun Yaşar Başkan'dan, Mevlüt Başkan'dan ve diğer gelen misafirlerimize. Hepsine çok çok teşekkür ederim. Böyle bir kültürü bize yaşattıkları için. Peki son sorumuz şu olsun. Bir yılda bir yere gelemiyorduk. Bu malum hastalık diyelim. Artık ismini bile anmak istemiyorum. O kadar çok sevmediğim bir şey ki. Ne öğretti bize? Neyi kıymetini anlattı bize? Vallahi, bakın şu güzel ortamın bile kıymeti başka. Neyi anlattı? Şu andaki bizi burada birleştirmemizi anlattı. Kaç zamandır birbirimizi zaten göremiyoruz. Birbirimizden görüşemiyoruz. Oturup bir yan yana gelip bir çay kahve içip bir sohbet edemiyoruz. Ve artı kaç zamandır gerek diyoruz. Mesela burada Mevlüt Başkanımız güzel bir çadır yapmış. Ben yani bu çadıra eşimin vesilesiyle geldim. Ben bilmiyordum. Şimdi yalan konuşmuyorum. Eşim de bugün çalıştığı için gelemedi. Bir aradayız. Bu tablo güzel. Belki zamanımız kıymetli. Bir saat daha erken oturmak isteriz ama bu kültür ebedi yaşasın diye bir araya geliyoruz. Sohbetler kalıcı olacak inşallah. Bunlar ömür boyu yaşayacak. Öncelikle i̇nşallah. Kayseri'mizden hoş geldiniz. Hoş renk verdiniz. Gerçekten bugün de dumanımız tutuyor çok şükür. İzmir'in merkezinde güzel de bir heyecan var. Hem sizi tanıyalım ve bu güzel oluşumla ilgili neler söylemek istersiniz? Ben Mesut Ekince. Kayseri'den geliyorum. Hoş geldiniz. Pınarbaşı Büyük Köşkeli Köyü Dernek Başkanıyım. Kayseri'den, Binboğa'dan, Toroslar'dan, Erciyes'ten sizlere bu kültürü yaşatanlara gönül dolusu selamlar getirdim. Allah razı olsun. Biz de selamlarınızı alıyoruz. Herkes adına alıyoruz. Başınız üstünde yeriniz var. Hoş başınız var olsun. Allah razı olsun. Sayın Mevlüt Başkanım, bu pandemi sürecinde sönmeye yakın. Çok önemli. Çok sönmeye önemli. Yakın. Kültürümüzü de unutmaya başladık. Anneyi babayı unuttuk. Çok çok güzel. Sağ olsun. Mevlüt Başkanım dedi ki bir kıvılcım yakıp tekrar bu etkinliğimizi oluşturalım. Kültürümüzü yaşatalım. Hay hay koşa koşa gelirdim. Ne güzel. Yeter ki yani odun bile olurum ben buna. Bu hepimiz, aşka. Hepimiz bir kıvılcım değil miyiz? Hepimiz bir odun değil miyiz? Bakın şu anda kesinlikle. Yanmaya başladık. Yani bir araya geldik. Yanmaya demek istediğim o. Bu kültürde yanmak bir başka. Yeter ki yanalım, kültürümüz yaşasın, çocuklarımıza mirasımız olsun, bu kültür ebedi yaşasın. Amacımız bu. Siz de yani bizim sesimiz oluyor. Hep beraber, takımcı. Murat Gezinti yani bu kültürün sesi. Hep beraber, Allah razı olsun. Evet, Mevlüt Başkanım bu kültürün elçisi, siz de bizim sesimizsiniz. Hep beraber, Allah razı olsun. Siz de bunun bir parçasısınız. Bizler bugün başarılıysak, iyi yerde varsak bu güzel camianın da çok büyük bir emeği var üzerimizde. Evet. O yüzden takımca başarıyoruz. Allah bu güzel takımca birlik ve beraberliğimiz daim eylesin amin. Diyoruz. Amin inşallah. Şimdi çok misafirlerimiz biliyorum, arada üşüyenler de varsa hakkını helal etsin ama burada bunları da vermemiz de lazım. Şimdi böyle bir size davet geldiği zaman
Sağ olsun Yaşar dedemize, değerli başkanımızdan teklif gelince nasıl bir heyecan oldu sizde? Ya dediniz mi? Vay be, birinin aklına geldi valla. Gerçekten bu kültür için bir yere yüz. Zaten sevmeseniz buraya gelmezdiniz. Kayseri'den buraya gelmezdiniz. Ki gece gündüz saatlerce konuştuk. Ne yaparız, ne deriz? İlk işim duyar duymaz sabah işimden izin almak oldu. Dedim ki ben oraya gideceğim. Ne pahasına olursa olsun. Yani bu ateşte yanacağım ben. Hele hele Mevlüt Başkanım gibi kıymetli bir başkanım. Başkanım seni görmek istiyorum. Koşa koşa geldim. Allah razı olsun. Yeter ki bu kültürü yaşasın. Değil mi? Peki son olarak da pandemi bize ne öğretti? Her şeyi unutturdu. Değil mi? Her şeyi unutturdu. Sağlığı kıymetini, büyüklerimizin kıymetini ve bir araya gelmeyi kıymetini özetti. Kesinlikle. Sağlık da bir yana. Hasretlik, özlemlik. İnsanlar yani anneyi babasına gidemiyor. Acaba diyor. Bulaşır mı? Bulaşırsa yörük aşısı bulaşsın. Değil mi? Bir de şu mesajı da verelim. Bizler sembolik olarak bu güzel kültürü yaşatmak için giyiniyoruz. Evet. Ve bu kültürü yaşatıyoruz. O yüzden atalarımızın bıraktığı mirasa sahip çıkalım. İnşallah. Ve bunu laf olsun diye değil. İnşallah. Yaşayarak, anlatarak ve bunu nesilden nesile aktarabiliyorsak o zaman biz bu işte başarılı olduğumuzu düşünebiliriz. Bunu çocuklarımıza aşılarsak biz başarmış demeyiz. Kesinlikle. Ki onlar da gelecek nesile bırakacak ki bu kültür ebedi yaşasın. Zaten aşı tuttuğunda gördük falan. Tuttu. Evet. Siz maşallah Recep. Evet. Recep Koç maşallah şimdiden başkanlığa aday. Değil mi? Başkanlığı almış evet, bile. Evet aldı başkanlığı. Onu gördüm. Aldı. Aldı. Sizin de şu anda koltuklarınız kabardı galiba. Odanınız, hem de nasıl? Odanınız. Tüylerim diken. Evet bayağı kabarmış. Tüylerim diken diken oldu. Başkanlığını hissettim. Yoldan geçtim. Isparta'ya uğradım. Bir çay molası yaptım. Isparta'da yemek yedim. Kayseri'ye geldim. Bir Erciyes Dağı'na çıktım. Orada güzel bir kayak yaptım. Bir mantımı yedim. Ardından da Efeler Diyarı'na geldim. Evet. Aydın'da dedim ki bir pide yiyeyim. Evet. Bir mola yapayım. Evet. Bir kültür alayım. Keşkek. Keşkek yiyeyim. Zeytinyağlı şeyler evet. Yiyeyim. İncirimi evet. Yiyeyim. Evet. Ve yedim canavar gibi oldum. Evet. İyi oldu evet. Mu? Çok güzel oldu. Şifa olsun. Şifa olsun. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bu güzel sohbetin ardından hem sizi tanıyalım ve bu güzel birlik ve beraberlik için kıymetli değerli Efe abimiz neler aktarmak ister bizlere? Ben Aydın'dan Emin Nizam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Allah razı olsun. Yörükler Diyarı. Efeler Diyarı Aydın'ımızdan selamlar getirdik size. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Hoş siz bulduk. De baş tacısınız. Bir anlatın neler söylemek istiyorsunuz? Duygulandınız mı? Şimdi, çok güzel bir ortam var. Biraz duygulandınızı da gördüm. Dünya Yörükler Derneği Başkanımız bize aradığı zaman böyle bir şeyi kıvılcımı ateşlediği zaman ben yerimde duramadım. Değil mi? Allah razı olsun. Yani bugüne ip de çektim. Değil bu saati şey. İp de çektim. Çok güzel bir şey. Artık nefes alalım, nefes alamıyoruz. Bravo. Yörükler ateşledin, bu ateş hiç sönmesin. Bütün amacımız bu. Hepimiz kardeşiz. Hepimiz bu kardeşliği özledik. Herkes birbirine bir kıvılcım nereden çıkacak diye bakıyor. Artık yeter, özledik. Bu pandemi bitsin, bu özlem bitsin. Zaten bu tablo oluşmasın diye tabii ki biliyorsunuz yani dış güçlerle çok uğraşıyor. Evet. Ama en azından bu tür programlar bizleri ne yapıyor? Daha da pekiştisiniz. Evet. Evet. Siz duygulandınız zaten bununla ilgili. Evet. Peki anlatın başka neler söylemek istersiniz bizlere? Kıymetli izleyicilerimize. Bugün derdimiz yemek değil. Evet. Aydın'dan buraya boşuna gelmediniz. Hayır, hayır. Burada en güzeli Yörük kardeşlerimizle buluştuk. Yörük Bey'imiz, başkanlarımız, Kayseri'den gelen arkadaşlarımız yani bunlar hasret. Hasretimizi gideriyoruz en azından. Kültürümüzle coşuyoruz. Değil mi? Bugün. Yörük coşkusu esiyor böyle.
Yörüklüğü doyuyoruz bugün. Değil mi ya? Vallahi evet. Bugün sevgili izleyenler, Yörük evet. rüzgarı alıyoruz. Murat'la evet. gezinti rüzgarı alıyoruz. Bütün misafirin rüzgarını alıyoruz. Bugün deprem oluyor Buca'da. Murat. Yörük depremi oluyor. Murat olduktan sonra her yer şenleniyor. Allah razı olsun. Sizlerle beraber neşeleniyor. Ben enerji sizden almasam bu enerji çıkmaz enerji. Evet. O evet, yüzden teşekkür biz de somurtuyoruz. İşte şehir hayatı bizi etkiliyor. Karamsarlaştırıyoruz. İşte bu tür tablolar bizleri biraz daha heyecanlandırıyor. İleriye daha farklı bakmamızı da sağlamış oluyor. O yüzden enerjimiz daim olsun inşallah. Evet. Amin. Hazırız. Hazırız. Bol bol kültür duyacağız inşallah. Evet. Beklemeyi de iyisin inşallah. Evet. Evet. Bekliyoruz. Söylüyorum böyle neylere, selam olsun, selam olsun. Kıymetli Yörük beyleri, selam olsun, selam olsun, selam olsun, selam olsun.